Mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Bana mı dedin? Tabi sana dedim. Bana mı dedi diyor değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ emruhu izâ erâde şeyen en yekûle lehu kûn feyekûn. Fesubhânellezî biyedihî melekûtü külli şeyin ve ileyhî turcaûn. Sadakallâhu'l-azîm. 16. sözden ondan sonra çok meşgul edecekse al götür. Evet. Çünkü öyle çocuk. 16. sözden 4. şua. Ha, üzerimde bir sürü selamlar var. Hepinize selamlar. Emre el mukaddes yerde. Malum umredeydik. Kafileyle gittik. Elhamdülillah Allah kabul etsin. Allah da nasip etsin hepinize. Tekrar en kısa zamanda hepinize Allah hac nasip etsin. Hac böyle bir iki kelime diyeyim. Hac ve ümre arasındaki fark birer cümleyle konumuz o değil. Bunu söyleyeyim size. Hac'daki min şiairi Allah diyor. Alamettir diyor. Hepsi semboldür diyor Allah Bakara suresinde. İhram, tavaf, Kabe, ondan sonra örtünün siyah olması, say, Safa ve Merve, ondan sonra Mina, Muzdelife. Hemen biraz güzergâhtan bahsedeyim. Serv mağarası, Kuba mescidi, kıbleteyn, çift kıbleli mescid, yedi mescid, Cuma mescidi, ondan sonra Bedir, Uhud, bunlar hepsi simgedir. Bunu size söyleyeyim orada, Allah nasip etsin, daha önce de 5 tane dersimiz var bunun simgeselinin arkasında. Bu hac sezonu gelmeden, Allah nasip ederse inşallah bu simgenin arkasındaki hikmetlerden bahsedeceğim. Hususi yapacağız. Umumi derste böyle Risale'nin dersi olmadığı için hususi arkadaşlarla yapacağım. Bizim özel grubumuza inşallah yayına koyacağız. Ümre ve haca gidenler daha lezzet alır, daha şef olur. Yoksa bir gidenler bir daha gittiği zaman ufak bir şef oluyor. Ondan sonra ülfet belası sarmalıyor. Onu sarmalıyor. Ülfet belası insanı mahvediyor. Zevk alamıyor. Bu mu yani? Tövbe yani. Bu halette olanlara çok rastladım. Ben dile getirdiğim zaman kafa sallıyorlardı otobüste. Benim kafelem vardı. Oralara mesela onlara gezdirirken otobüste bahsediyordum. Telefonu bir zahmet kapattım. Yani ülfet belası sırf Kabe'de değil. Kendimize bile ülfet var. Şaşıracaksınız. Allah'a bile ülfet var. Allah'a bile ülfet var. Ustad bunu mektubatta anlatıyor. Bütün latifelerim diyor. Kur'an'a karşı bir ülfet vardı ama bir latife bunu şey yapmadı diyor. Ülfeti kırdı diyor. Hiç bukmadı diyor. Allah-u Alem eş yani suretin hakikatına geçmede yardım eden bir latife. Çünkü surette olursa ne yaparsan yap, ülfetten kurtulamazsın. Hakikatına geçmediği için. Suretten hakikate geçmesine vesile olan, esmanın huzuruna vesile olan bir esma var veya esmalar var. O inkişafı, ben derste biraz burada haçtan bahsedeceğim burada ama dersimiz o değil. Ben tek tek
Kuba Mescidi niye var? Arkasında düşman kafirler Mekke'de, önü tanımadı ilk defa gidecek Medine. Orada 14 gün kalıyor, o turda yani arkanda düşman var. Önünde gittiğin yer, şehir tanımıyoruz. 14 gün kaldığı zaman mescit mi yapılır? Yani o 14 gün ne demek? Hepsini tek tek inşallah anlatacağım. Allah ömür verirse. Hac olmadan onu şey yapacağım. Burada yeri gelmişken ben size bazı simgelerden ama çok kısa bahsedeceğim. Bu mektup sözlerde 199. sayfada, 4. şu anda Haç'ta ve bayram namazlarıyla alakalı bir azametten, bir kibriyadan bahsediyor. Ona şey yapacağım ve o şekilde bakarsanız inanın bana doyamazsınız. Bunu orada halka böyle gelen ümrecilerin yanı sıra bu sefer çok güzeldi. Bu işi yapan ve onlara yön gösteren, sohbet eden hocalarla sohbet imkanımız oldu. Talep ettiler. Her akşam onlarla hususi, çok hususi, kimse girmesin, duymasın diye hocalarla ve kafileyi organize edenlerle bahsettim. Bir hoca demek, organizeye giden hoca, 1 milyon Müslüman demektir. Onlarla bahsettim. Onun için bu gidişimiz de çok güzel oldu. Onlara bahsettim. O müjdeyi vereyim, bahsedeceğim. Şimdi saat 9'u 3 geçiyor. 9 kabul ediyoruz. Bundan sonra saatimiz 45 dakika. Tamam. 5 dakika gitti mi yani? 4. şua. Dersim şimdi başladı. İşte ey tembel nefsim. Bir nevi miraç hükmünde olan namazın hakikati. Namazın sureti var. Manası var, hakikati var, mahiyeti var. Namazın hakikati, şimdi hakikat namazı. Hakikati konuşacak şimdi. Sabık temsilde bir nefer. Hakikat, suretin, sureti gösteren, suretin arkası. Beni görüyorsunuz, bir mana ifade ediyorum değil mi? Kulağımı söker misin hayalin, çıkart. Bu değişir mi? Değişir. Gözümü çıkartın, hayali. Suret, daha önce ilk gördüğünüz suretin sana ifade ettiği mana değişir mi? Suret değiştiği gibi mana da değişir. Ağzımı da çıkartın, burnumu da yok edin. Yani kestiniz, çıkarttınız. İşte her bir parçada, atomda, elektronu, protonu, nötronu çıkarırsanız gelin. Demek ki suret sabit bir hakikat değil. Ama sabit esmaya. Suret hakikate istinat eder, ondan medet alır der. Şualar 76. sayfada. Ama dünyada hep böyledir. Gölgedir demek istiyor. Yani tasavvufçular bu dünyaya gölge der. Risale-i Nur, cilve, cemal, nakış, sanattır der. Ha? Şimdi niye söyledim bunu? Namazın bir sureti var, kıldığımız. Bir hakikati var, sende uyanan. Bir de manası var. Sende yaşanan, uyanan tefekkür ettim şu, sende o hal olan, bir de mahiyeti ruhuna mal olan. Bunu 9. sözde anlatıyor. Sabık temsilde bir nefer, mas-ı lütuf olarak huzur-u şahaneye kabulü gibi. Yani padişahın Celâs-ı Hümayun denilen saltanata yani padişahlara çıkış tarihlerinde padişahlar böyle bir bayram yaparmış. Tahta çıkış gününü bayram. Artık general ile normal bir bedevi padişahlar tokalaşabiliyordu. Böyle bir şey yapmış. Mas-ı lütuf olarak huzur şahını kabul ediyordu. Avam da tokalaşıyordu. Tokalaşmasa bile o mecliste bulunuyordu. Yani anlıyor musunuz? Bedevi, general yani veya sadrazam, yani başbakan demek sadrazam. Buna lütuf şahane deniyor. Tamam mı bu örnek? Tamam. Ama diğer günler yanaşabilir misin? Yanaşamaz. Allah da aynı bunun gibi
Ma'sı, ma'sı rahmet olarak. Ma'sı rahmet olarak. Hiçbir ücret olmadan. Zat-ı Celil-i Zülcemal. Zat, Celil ve Zülcemal. Ve Mabud-u Cemil-i Zülcemal'in huzuruna kabul olunur. Namazın hakikati. Şeyde, dokuzuncu söz okudum, bir hulasa yaptım bir cümle. Diyor ki, ruhu namaz vaktinde miraç yapabilenler, huzura kabul edilen ruhlar miracı olur. Namaz vakti girdiği zaman, ondan sonra ruhlar huzura kabul edilince hazırda olan beden arzda namaz kılar. Huzurun elemsel vuruşudur namaz. Diyor ki, burada söylüyor zaten. Huzura kabulundur. Kabul edilmezsen sen namaz kılamazsın. Peki benim ne suçum var? Hani diyor ya Allah, hem de kadere de cevap verelim. İstediğine hidayeti verir. Ayet var. Ve Allah istediğini huzura kabul eder. Huzura kabul edilen ruhlar arzda namaz kılar. Peki burada kişinin nesi var? Diyor ki Allah istediğine hidayeti veriyorsa, Allah istediğini huzuruna kabul ediyorsa, peki Allah kimi istiyor? Allah'ın isteğini yapan Allah'ın istediği kişi olur. Bir daha. Allah'ın istediklerini yapan Allah'ın isteği olur. İstediği kişi olur. O zaman Allah istediği kula hidayet verir. Ayetin hidayetini verir. Veya istediği kulunu namazda huzuruna kabul eder. Ruhlar huzura kabul edilince insan arzda namaz kılar. Bir daha bunu cevaplıyorum. Bu manada konumuz bu değil ama bir cümle veriyorum. Huzura kabulundur. Ha, kabul edilmeyen mukadder bir soru olduğu için cevaplıyorum. Allah istediğine hidayeti veriyorsa benimle suçum var. Suçun şurada. Allah'ın isteği ve istediği kişi kimlerdir? Allah'ın istediği gibi yaşayanlardır. Allah'ın istediği gibi yaşayanlar Allah'ın istediği kişiler oluyor. Onlara hidayeti veriyor. Tamam? Var mı sorusu bununla alakalı? Bir şey sorabilir miyim abi? Sor. Kabul edilmeyen namaza ne diyeceğiz peki? Namaz kılınmıyor. Namaz kılındıktan sonra kabul edilmeyen namazı kim dedi sana? Münafık hariç. Münafık da kendisini bilir. Sen arş-ı azam sana açıldı da mı namazın kabul olmadığını? O ve haf ve reca arasında bizi tutmak için kabul edilmişse demek. Edilmiş mi de diyor vesvese de. Acaba namazım olmuş mudur deme. Çünkü şekle tamam ama kabul edilmiş mi edilmemiş? O Allah bilir. Edilmemiş namazı sen nereden biliyorsun? Her namaz inşallah edilmiştir. Yani huzura kabul edildiyse diyorsun orada öyle mi? Evet. Tamam. Bu basit olay değil. Bu burada tezahürdür. Ruh diyor. En mukaddes ibadet yeri neresidir? Daha önce anlatmıştım. En mukaddes yer mescit, ibadethane neresidir? Mekke'dir. Orada bir iki rekat namaz kılmak kaça bedeldir? 100 bin. Peki, başka diyen var mı daha kutsi ibadet yeri? Mescid-i Nebevi diyor. Başka? Nadir abi biraz tut kendini. Başka? Başka hani? Kadir Gecesi. Geceyi demedim. En kutsi ibadet mekanı. Mescid-i Aksa değil mi? Ya. Bedendir, beden. Ruh bedende kıyama kalkarsa beden arzda namaz kılar. Kıyamın farzı ikidir.
42 sözler. Hatırladınız mı? Garip garip bakıyorsunuz da. He? 42 dedik ama doğru mu söyledik? Ne olacak şimdi bulamasın? Evet, 9. sayfadaydı. 41, 42 değil, 46'dır o zaman. 46. Bak, nereden çıkarıyor bunları izah ediyor. Bak kardeş, salatla namaz ayrıdır. Salatın farzı 2'dir, namazın farzı 12'dir. Bak şimdi. Ama Arapçayı Türkçe'ye çevirsen salat namazdır. Öyle oluyor. Neye benzer? Defi mefasit, terki kebair, lugata bakın, ikisi de günahdır. Oysa defi mefasit, dima ait itikat, batıl itikatları terk etmektir. Defi mefasit, terki kebair, kalbi ifsat eden kebairleri, fiili kebairleri terk etmektir. Birisi itikattır, birisi ameldir. Ya, bak şimdi, ortadan almayayım diye. Salata kıyam etmek, 46 sefa. Ne demek salata kıyam etmek Ömer bak? Şükrü. Namaza kalkmak. Ha, bak ne diyor. Salata kıyam etmek, yani anlamadım. Ustad diyor ki, yani. Kendisi söylüyor. Bak burayı bir daha okuyun. Bak, salata kıyam etmek, namaza kalkmak. Tamam mı abi? Kıyam budur. Bu batıncı itirafda yani diyor. Kıyamı anlatıyor şimdi. Kıyam ne demek? Yani. Bütün birinci farz. Bütün fani sevdiklerine bedel bir mabud. Ve mahbubu bakinin. Birinci farz. Bir daha söylüyorum. Bütün fani sevdiklerine bedel, fani, aşk-ı mecazi, bir mabud ve mahbub-u bakinin, yaz, keşke şey olsa tahta, yazın. İki, bütün dilencilik ettiğin acizlere bedel bir kadir-i kerimin ve bütün titrediği müzürlerin şerrinden kurtulmak için bir hafız-ı rahimin, üç metti mi iki metti? Ha? Üç etti değil mi? Ha, demek eksik. Yani bak, yani bütün fani sevdiklerine bedel bir mabud ve mahbub-u baki. Bir. İki. Bütün titrediğin huzurların şerinden kurtulmak için bir hafız-ı rahimi. Atladım özür diliyorum. Baştan alıyorum. Yani bütün fani sevdiklerine bedel bir mabud ve mahbub-u bakinin, bir, iki, bütün dilencilik ettiğin acizlere bedel bir kadir-i kerimin, iki, üç, bütün titrediğin mızırların şerinden kurtulmak için bir hafız-ı rahimin huzuruna çıkmakmış, kıyam etmek. Ona girmeyeceğim. Ha. Kıyam bu. Kıyam. Ruh bedende kıyam ederse beden arzda, toprakta namaz kılar. Yani ne demek ruh bedende kıyam ederse? Miraca çıkıyor. Namaz vakitlerinde her ruh yukarıya uruç eder. Temessül eder. Temessül eder. 199'du. Sonra eğer sen kabul edilmişsen ruhun hemen ne kaliteli ne kadar edilmişsin? Ön safta mı edildin? Ön safta namazın evveninde kılarsın. Hep sonraya mı bırakıyorsun? Huzur-u ilahide hep arkadasın. Ondan sonra kılıyorsun. Sana şeytan diyemiyor kılma. Kalitesini düşürmek için kılarsın ya şunu bitir. Anladın mı? Arkada kılmanın sebebi, arkada yani sonraya bırakmanın sebebi huzura, hani dedik ya, men yeşâ
Allah'ın istediğini hidayeti veriyorsa ayet öyle geçiyor. Kim Allah'ın istediği ne hidayet veriyor? Kime veriyor? İstediği gibi olana istediği hidayeti veriyor. Şimdi namazın sonuna bırakanlar huzuru kibriyada, ilahide hep sol safta olanlardır. Olacaklar. Şimdi huzuruna kabuludur. Namazın manası. Şimdi ruh kıyam ederse, okuduk. Yani huzur ilahiye kabul edilirse zahir manada. Bu sefer beden namaz kılar. Arzda. Allahu Ekber deyip, ne demek Allahu Ekber? Allah en büyüktür. Lugatı bu şekilde veriliyor ama biraz eksik gibi geliyor külliyata göre. Lugatı öyle de ama biz Risale okuduğunuz için söylüyorum. Allahu Ekber ismi tahti, yani Ekber en büyüktür. Zanlarımıza girenler var ya, büyük zannettiklerimiz. Hiçbir şey büyük değil. Tek büyük odur. En büyüktür derken diğerleri de büyüktür. Hayır. O zattır. Mutlak büyük. Mutlak. Mutlak olduğu için bu mahluktur. Çünkü bunların vücudu ona bağlı. Yani şöyle diyeyim. Su mu daha büyük, buz mu? Su. Niçin? Buz ona bağlı. Peki. Buzu ortadan kaldırırsak su kalır mı ortadan? Kalır. Isıtın, buz ortadan kalktı, su var. Suyu ortadan kaldırın, buz olur mu? Ha, kıyamı bir nefsi böyle. Vücudu kendinden. Buzun vücudu kendinden değildir. Peki, örneği var mı vücudu kendinden? Karanlık. Karanlığın vücudu kendinden. Nasıl yani? Mesela hemen ne deriz? Karanlık, ışık olmadığı. Nedir? Yani illa bir başkası şeyle ifade etmek zorunda kalırız. Aydınlık, aydınlığı öyle demeyiz. Aydınlattı ya. Çünkü dünyada her şey nispet ediliyor. Onun varlığı nispetsiz. Çünkü niye nispetsiz? O sordular hocaya. Hocam dedi, hocalar. Hocam dedi, hocalarla beraberiz. Ya benim odama gel, ofisime çalışmaya. Kur'anlar, tabelalar. Kabe'nin içine bak, bomboş. Ne Kabe boştur dedi. Onlara yaklaşık olarak 9 tane şey anlattım. Ben sana 3-4 tanesini anlatacağım. Kabe niye boş? Tamam mı? Onu anlatacağım. Bu mevzuyla alakalı. Bu mevzuyla alakalı söyleyeceğim. Şimdi bütün renklerin sahibinin bir rengi olmaması lazım. Bütün renklerin sahibi bir hangi renge girsin? Onun için Allah'ın rengi yok. Bütün şekillerin sahibi olduğu için Allah'ın bir şekli yok. Bütün sıfatların sahibi olduğu için Allah'ın bizim gibi bildiğimiz bir sıfatı yok. Yani muayyen sıfatına mahkumiyeti yok. Bütün belirlenişlerin sahibi olduğu için kendisinin bir belirlenişi yoktur. Onu da simgesel olarak boşluk ifade eder. Peki, arkadaşlar buraya bakıp kendinizi görebiliyor musunuz? Ayna gibi. Yok. Niçin? Niçin bu ayna değil? Aynaya koysam gözükür müsünüz? Niçin aynada gözüküyorsun da burada gözükmüyorsun? Hadi bakalım. Çok antika. Siyahlık yok. Başka? Renk var. Ha? Belirleniş var. Nerede belirleniş var? Burada. Harika. Harikası. Yani bir şey niye aynadır? Hiçbir belirleniş olmadığı için. Karşıyı gösterir. Bunun belirlenişi var. Kırmızıdır. Tamam. Belirlenişi olan olmak nispetinde belirleyemez. Yani mutlakiyeti gösteremez. Onun için usta diyor ki ats ve fakrımı nispetinde ona aynadarlık ediyorum. Bütün belirlenişlerden, bütün sıfatlardan sıyrılmaktır ki onu
kefen manasında azamet ve kibreyi tanımlayan şeydir, ihramdır. Suyun da bir rengi yok ama. Evet. Bütün renkler gözükebilmesi için kendisinin bir rengi olmaması lazım. Bir şey ayna olabilmesi için muayyenleşmemesi gerekiyor. Onun için ayna, ayna Kabe gibidir. Sıfır mesela. Sıfırın sayısal değeri var mıdır? Kabe'nin içi boş. Sıfırın içi boş değil mi? Yuvarlak. Peki, sıfırın sayısal değeri var mı? Yok. Niçin yok? Çünkü bütün sayısallar onunla belirlensin diye. Sıfırı kaldırın. Bir olur mu? On ne demektir? On tane birin yan yana gelmesi on demişiz. Sıfırı kaldırın bir yoktur. Hiçbir sayısal değeri yoktur. Niçin? Bütün sayısalları göstersin diye. Onun için içi boştur. Kabe'nin onun için içi boştur. Herkesi belirlesin. Çünkü o bir aynadır. Orada gözükenler hep sensin. Peki, protonla elektron arası boş mu? Boş. Ustad diyor ki, dört şey diyor, bizdeki dört sıfat, eşyanın mahiyetini değiştirir. Sayın onu. Mahiyet eşyayı değiştirir. Niyet. Nazar. Mana ismi, mana harfi. Harikasınız. Güzel. Niyet, nazar, mana ismi, mana harfi değiştiriyor. Yani çalışarak kazandığın pirinci çocuğa yediriyorsun, çaldığın pirinci yediriyorsun. Niye çocuk bozuk çıkıyor? Çünkü pirinci meydana getiren atomun protonunda elektron arası boştur. Ne kadar boşluktur? Anlamlandırmak için fizikçilerin söylediğini söylüyorum. Onların yalancısı. Proton o kadar küçük ki misket kadar büyütün dedi. Ve Londra'ya koyun. Ona en yakın elektron İstanbul'dan geçer. Arası o kadar boştur. Eğer protonu misket kadar büyütürse. Yani protonla elektron arasında boşluğu anlar. Peki ne var? Şu anda ilim tespit edemiyor. Kara delik manasına diyorlar. İşte orada ne var? Niyet, nazar, mana ismi, mana-i harfi orayı, pirincin orasını değiştirdiği için pirincin mahiyeti değişiyor. Adamın çalma, çırpma, o yaymış olduğu dalga, his protonla elektron arasında kodlanıyor. Genetiği değiştirilip yediriyorsun. Hurmanın, hıyarın, salatanın genetiğini değiştiriyorlar. Bunun gibi. Sen de niyet nazar, hani var ya gözden çıkan şu an. Çoğu insanı mezara. Peygamber demiş ya şu yatanların yası gözden. İnsanı mezara, devi kazana koyar. Göz. Gözden çıkan niyet, nazar, mana ismi, mana harfi ve yayılan dalga pirince uzatırken pirincin orayı şifreliyoruz. Onun için alışveriş yaparken o Bismillah demiyorsa onun arkasında rahmet ilahi görerek sen Bismillah diyerek al. Hikaye değil bu. Nazarını değiştirince eşya değişiyor. Niyet ve nazar mahiyete şey değiştiriyor diyor. Diyor mu değil mi? Ha, şimdi o Kabe'nin içini niçin boş dedik? Sıfır gibidir. Ayna gibidir. Hiçbir belirlenişi olmaması lazım. Başka birkaç tane yazmışım. Proton, elektron demişiz. Ayna demişiz. Ondan sonra diğerine gerek yok. Biraz enfosil. Bir siyahı anlatayım. Camın şeyi gibidir. Camda siyahlık var ya, cam olabilmesi için arka. Siyah örtüdür. İçinde renk. İçi boşluktur. Çünkü siyah şu demektir. Bütün şualar gözden çıkan, çünkü haset, kin, nefret gözden çıkar. Gözden çıkanları Kabe yutar, sana yansıtmaz. Negatifliklerin sirayeti yoktur. Yutar ve senin sıfatlarını yutar, pisliklerini, ama o boşlukta oluşan nuraniyeti sana verir. Burada söyleyecek bir ami onun için evliya oluyor. Pisliklerden soyunup soyunuyor. Yani ameli çok büyük olduğundan değil, günahları sıfırlandığı için belli oluyor. Çok sevap aldığı için değil. Şahsi manevi şey yok mu? He, o tabii şahsi manevi. Orada nasıl seni sömürüyor?
günahlarını sömürüyor. Şahsi manevi anlatayım sana. Dedi ki, Hüseyin sordu. Hocalar dedi ki, hocam dedi, çok ilginç soru ha. Bu ilk defa birimde duydum. Ya Allah dedi, bu kadar 600, yani insanları bıraksa burası yıkılır dedi kalabalıktan. Allah 4 mevsim yaptı. Hacı 4'e bölülse, 4 devrede şu ay, şu ay, şu ay, şu ay haçtır. Ana askerliğe gidersin ya, birinci tertip, ikinci. Niçin yapmadı dedi. Çok tuhaf değil mi? Enteresan. Şimdi hacın kıymetini buna cevap vermek için bir örnek vereceğim. Hacı anlamlandıran kim olduğunu göreceksiniz. Hacı Resulü için kavga ediliyor, bilmem ne yapılıyor değil mi? Vurup kırıyoruz. Şimdi sizin bildiğiniz dünyada misal verin. İstanbul'da hiç kimse yok, tek sizsiniz. İstanbul, İstanbul mudur, cehennem midir? Bütün petrollar senin, altın dükkanlar senin, mağazalar senin. Ama hiç kimse yok. Ey İbrahim, İstanbul mudur, cehennem midir? Cehennem. Hacı o, Kabe'de herkes yok olsun. Tek sensin. Hacerül Esved anlamını yitirir. Hacerül Esved'i Esved yapan o siyah taş demek. İnsanlardaki niyet nazar, niyet ve nazar orayı anlamlandırıyor. Bütün o kutsi, lahuti duygular orada cem olup orayı anlamlandırıyor. Kutsi yapıyor. İnsanla değer alıyor. İnsanı çekip çıkartın, ne Kabe'nin, ne altının, ne hurmanın hiçbir şeyini değeri yok. İnsanla. İşte o insanların şahs-ı manevisi olabilmesi için bölünmemesi lazım. Onun için bizim nur derslerinde avukatlarla, doktorlarla, hocalarla, cahille, avam aynı yerde diz dize. Resulullah'ın sünneti böyle. Kafirler söylemişti, onlar bedevileri çıkart, biz efeler, eli tabakasına sohbet ver demişlerdi. Değil mi? Ama Allah kabul etmedi. Bak şahs-ı manevi oluşsun diye. Yani güçlü bir şahsı var. Siyah örtü günahını alıyor. İçindeki boşluk şahs-ı maniden oluşan nuraniyeti sana veriyor. Ama beni bilmesi için ilk önce pisliği atman lazım. La ilahe siyah örtüdür. İllallah boşluktur. Ya bakiyen tel baki bir sebep. Evet. Ya bakiyen tel baki, ya bakiyen tel baki. Bak siyah örtü la ilahe ademi bir vücuttur. La ilahe ilk önce farz değil. İlk önce defime fasittir. İlk önce aramı terk edeceksin, sonra farz yapacaksın. İlk önce şıklardan aranıp sonra tevhid. Tevhidden sonra şık yok. La ilahe. Mesela çocuk terbiye edeceğiz. Nasıl yapacaksın senin çocuğunu? Yeni mi doğmuş? Diyorum ki çocuğu la ilahe illallah ile tamir ediniz. Ne demek? La tahrip. Tahrip etme. İlla tamir oradadır. İlla tamirdedir zaten. Bozma yeter. Mesela bizim, benim yakınlarım bilirsiniz. Siz de kendinizi biliyorsunuz. Benim babamız alimdi, böyle yüksek seviyeli böyle, modernisti de bizi yetiştirdi değil. Tahrip pek yoktu, televizyon yoktu. Köyde şair bozulmamıştı. Biz otomatik iyi, edepli, hayalı, ya ayıptır, günahla büyüdük. Öyle değil mi hocam? Ama şimdikiler ayıp mayıp bilmemelerinin sebebi şairin bozulması iledir. Onun için düzelmene... İyi bir insan olman için büyük yüksek bir ders almana gerek yok. Tahrip olma, tamirdesin. Çünkü İslam fıtratındasın zaten. Çocuk önce İslam fıtratındadır zaten. La tahrip. Peki ihlası nasıl kazanacağız? Aynı kural. La riya. İlla ihlas oradadır. Ya birbirimizi nasıl seveceğiz? La adavet. La tenkit. İlla muhabbet oradadır. Bazıları hep imal eder. İmalatla meşgul olur. Bazısı da tenkit üzerine kurulmuş. Sohbetleri, konuşmaları tenkit. Tenkit. Yılan su içer, arada su içer. Birisi bal akıtıyor, birisi zehir akıtıyor. Oturur buraya. Sanki bu burası öyle diyormuş gibi. Hani buraya sadık olalım perdesi altında sanki burası o diyormuş gibi böyle şey yaparlar. Mesela bir böyle bir derse rastlamıştım. İzahlı ders yapmayın diye, beni gördüğü için, bir saat izah yaptı. Dedi maşallah kardeşim bitirince, izahın olmayacağına dair bir saat izahat yaptınız. Kalktı gitti. Oysa izahın delili varla kendisi.
abiler izahını ustada takdim ediyor. Değil size, ustada takdim ediyor. Ustad da örnek olsun diye gösteriyor mesela. Bazı iman eder, hizmet eder, insanlara nasıl ulaşayım diye gayret eder. Kusurlarıyla beraber bazıları da üçleri tenkit eleştirir. Niçin söyledim? Uhuvvet olması için la tahrim. İlla uhuvvet oradadır. Tahrim etme tamam. Bir şey yapmana gerek yok. İhlaslı olmak için yapmak da la riya. Çocuğu yetiştirmek için ne yapmak lazım? La tahrim. İlla tamir orada. Mekke'den maksat kalk demişler ya. Evet. Yani ki bütün ağırlıkları bırakıyorsun, öyle geçiyorsun. Mekke'den kalk, hadis var. Kalk, Kabe, arş aynı hakikattır. Yani kalpte yaşayabilmek için ağırlıkları... Ağırlıkları bırakacaksın. O hoca gene, dedik ya kulis yaptık odada. Dedi ki, hocam dedi, Kabe nedir dedi. Kabe bak, Kabe burada sola almışız. Soldan dönüyoruz değil mi? Bak Hacı Resep şurada. Solumu alır. Peki Risale-i Nur gözüyle bakın. Sol, sağ hangisi gelecektir? Sol gelecek midir, geçmiş midir? Sol gelecektir. Kabe'yi geleceği önüne koy. O baba gibi, liman babası gibi ipini, gemini oraya bağla. O merkezde yaşa. Sol öndedir. Arkana koyma. Kur'an'da öyle yani, değil mi? Kur'an'da öyle değil mi? Evet, Kur'an'da. Yani gönlünü önüne koy. Yani kalbi hayat. Kabe kalptir. Tavaf ise dönmek sıfatlardır. Dördü farz olması tavafın, üçün vacip olması, dört kitaba, dört peygambere, dört ülül az peygambere, dört arşa, dört büyük meleklere vesaire. İnsanın spermasındaki dört maddeye. Tavafın dördü farzdır. Üçü vaciptir. Çok tuhaftır. Her köşenin bir peygamberin sıfatı vardır biliyor musun? Hacı Nesret'in yanındaki köşe, Muhammedi sıfatların inkişaf ettiği yerdir. Hacer-i Esed'i geç, Mültezem'in yanındaki o İbrahim Aleyhisselam makamı, İbrahim'i sıfat inkişaf ettiği yerdir. Geç az ileriye, hemen o öteki köşeye, Musa Aleyhisselam'ın sıfatını inkişaf ettiği yer. Hemen arkaya geç, hemen Peygamberimizin yanındaki son köşeye, İsevi sıfattır. Biz İbrahim'le Muhammedi meşebi Hanifel Müslümel makamında o makam İbrahim'de namaz kılıyoruz bir kere. Hepsi simgedir, şiardır diyor Allah. Alamet demektir, simge, semboldür. Böyle bildiğin zaman zaten ayağın yere basmıyordu. Bir de bunu bilerek gittiğin zaman uçuyorsun ya. Daha önce gitmişsen ama bir de bunları duyarak git. Vay be, kulaklığını koy. Daha gitmeden, bu dersin kulaklığını koy, Kabe'ye gitmeden, otelden gidene kadar Kabe neymiş var. Zaten zirve yapmıştım. Onlar, vay Allahu Ekber siyareti. Büyülüyor adam. Niçin büyüleniyorsun Kabe görünce? Çünkü Adem'i günahlarını aldığı için, sevapları daha yüklemedi. Ne zaman sevabını yükleyecek? Tavafı bitirince. Yani o helezoni kalem gibi yayı bitirince, o boşluk meydana getiriyorsun. Çünkü boşluğun etrafına dönmek boş olmak içindir. Gene çok daldırdık kendimizi ama hadi gelelim. Sen sordun, günah senindir. Allahu Ekber deyip Allah en büyüktür lügatta olmakla beraber hayır mutlak büyüktür. Bizim büyük zannettiğimiz zanlarımızdan büyüktür. Yani mutlak odur. Allahu Ekber deyip manen ve hayalen veya niyeten. Bak, manen, kıyam neydi? Üç farzı vardı. Burada da öyle. Manen ve hayalen ve niyeten. İki cihandan geçip, mülk ve melekuttan, madde ve manadan, iki cihandan vazgeçip, kaydi maddiyattan tecerrüt edip. Yani ustadın tabiriyle, değil mi? Yani o incelemede açmayın. Ezberden yerleri söylüyorum. Kalbin ve ruhun derece hayatını esas alarak maddiyattan, kaydı maddiyattan tecerrüt edip bir mertebeyi külli ubudiyete veya küllünün bir gölgesine veya bir suretine çıkıp bir nevi huzura müşerref olup İyâke ne'abudu dendiği makamdır ki İyâke ne'abudu ne demek?
sana na'budu biz. İbadet ederiz. Hitabına herkesin kabiliyeti nispetindir. O ayna, ayna gösterdim ya. Kabiliyeti nispetinde ki Allah Resulü şöyle demiş. Geçerken yanında Enes radıyallahu anh vardı. Ebu Cehil ve Etba'yı görmüş. Allah Resulü demişler ki ne kadar çirkin insansın. Peygamberimiz ne demiş? Doğru söylüyorsun dedi. Geçti hiç haberi yok. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh görünce ya Resulallah bugün daha fazla güzelsiniz demiş. Güzelsiniz demedi. Zaten güzeldim ama bugün daha fazla güzelsiniz deyince hani o kadar ince düşünerek söylüyor ki hanginiz büyüksünüz deyince ben ondan yaşlıyım, o benden büyüktür dermiş. Değil mi? Ha, bugün daha güzelsiniz deyince, doğru söylüyorsun ya Ebu Bekir deyince, yanındaki sahabe demiş ki, ya Resulallah onlara da doğru söyledin, bunlara da doğru söyledin. Hani Nasrettin Hoca olsaydı derdi ki sen de doğrusun. Öyle demedi. Ben bir aynayım, herkes kendisini bende seyreder. Aynedir bu alem, her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Allah görünür daim. Yani toprak gibidir. Herkes kendisini orada inşa eder. Kendisini inşa eder orada. İşte Allah Resulü nasıl ki aynadır, Kabe'de aynadır. Ne dedi burada? İyâke nâbudu hitabına herkesin kabiliyeti nispetine bir mazariyet-i azimettir. Ne büyük nimettir. Namaza çıkabilmek. Çık da yürüyeyim hadi. Allah nasip etmese. Kime nasip ediyor? Allah'ın dediği gibi olana. Allah'ın, Allah sevdiğini sevdiğine veriyor. Allah sevdiğini sevdiğine veriyor. Sen mesela nefret ediyorum senden diye nefret ettiğine, en çok nefret ettiğine, en çok sevdiğini verir misin? Ha, verir misiniz arkadaş? Söyle. Vermezsiniz. Allah'ın en çok sevdiği nedir? Tabii benim kastettiğim bir şey. Ama iman. Bir de söyle, kim söyledi? İman. Allah en çok sevdiği zatının bir nurudur. Amel sıfatındandır. Öyle demiyor mu 42 işareti cazda? Allah'ın en çok sevdiği. Zatının iradi cüzenin sarfından sonra iradi külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu nurdur. Tamam. Peki Allah'ın en çok sevdiği imanı kime veriyor? En çok sevdiğine veriyor. Sensin işte. Sen Allah'ın kulu, sevdiği kulusun. Niye? İmanın var. Biliyor musunuz? İmanımız aynı özelliği taşıdığı için kardeşiz. Çekirdeğimiz aynı. Suretimiz farklı. Hepimizin süperma çekirdeğinde karbonhidrojen azot, oksijen var. Suretimiz. Ama hepimizin iman ha kalitesinden demiyorum. Yani keyfiyeti aynı. Ortak tarafımız da imandır. Allah seni seviyor mu? Hani şey diyecektim de bak kaydı şimdi getirdi Allah. Kabe'nin özelliği şudur. Bizim mülbisine, mülebisine, rezil, kepaze, bir sürü pislikler var. Şu var, bu var. Bu insan şeytanın eline koz verdi. Seni Allah affetmez. Sen bittin, mahvoldun. Tamam. Bu insanı yeis atar. Usta 24. sözde der ki, yeysin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, erva habisinin inzacatından ve bu vahşetin dehşetinden diyor. Üç tane. Yeysin zulümatından. 24. sözde söylüyorum. Yeysin zulümatından. Zulümat kalbidir, karanlık aklidir. Yeysin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, erva habisinin inzacatından. Peki şeytanın eline bizim günahlar nedir? Kozdur. Sen bittin, mahvoldun. Mahvoldun, bittin. Onu neyle kaldırıyorsun? Haç ile. Yeisten kurtarıyor seni. Sıfırlanıyorsun. Hacının ilk günahı nedir? Hacı dönerken ilk günahı nedir? Mehmet. Acaba hacım kabul oldu mu? Allah hakkında zanna düşmektir. O kadar kesin affedin. Kabul olmuş bir hac günahını sildi. Peki yeisi ne yaptı? Ortada kaldırdı. Hacı böyle zirve. Ümre nedir? Hayatını anlamlandıran süte atılan maya gibidir. Yani ümredeki hakikatı hayatına taşıyacaksın. Bir zaman olsa da şöyle bir saat bir kitleci kurdumu döksem, Uhud'u anlatsam, o tepe, okçular tepesini 50 kişi,
O Okçular Tepesi nedir? Haftaya anlatır. Yok, bu, burada olmaz. Risale'nin dersi değil. O tespit. Özel yapacağız. Bu makam, Risale makam. Bir haftaya görürüz zaten. Uhud'dan çok konuşma duyarsınız. Bedir konuşmaları hiç yok. Adem'den vücuda çıkıştır. Hemen bir cümle. Demek ki haç iyi ise mehremdir. Ümre hayatı anlamlandırıp şuurlanmaya vesiledir. Elhamdülillah ya. Hacer'e fazla uğraştım ha. Hacer var ya. Bu potansiyel oradan geldiğim için dolu dolu o memleketlerden getirdiğim öneriler, notlar var. Patlayacak gibi. Belli oluyor. O kadar keyif alıyorum. De hep böyle sahi derken vazifeyi yapan duaları okuyordum. Ondan sonra kalem elimde hiç kesinlikle bir dua okumazdım. Tefekkür ediyordum. Tefekkürün zaten hayrı min ibadet senetin. Bir saat tefekkür, bir nafile, bir sene nafile bak. Bu mekanda o hal inkişaf için. Sayda, Hacer-i Lesed'de şey, Safa Bey, bu ne demektir? Yöneldim Allah'ıma. Öyle. Bakayım ne gelecek. Hep o. Tefekkür. Tavsiye ederim. Duasını bitirdikten sonra tefekkür et. Başka bir şey yapma. Okuma bir şey. Tefekkür et. Oh. Yağıyor. Zaten günah terk etmişsin. Günah terk etmenin hizmetinde ilham geliyor. Abi namazın, haccın hakikati diyoruz ya. Bu Risale'nin oradan başka böyle bir şey yok değil mi abi? Var baksana orada koca adam, hedi yaşlı adamlar, kafilenin başkanı, organize edenler vesaire oradan. Ben onların ortak, yani bir, benden ufak bir işi vardı. Öyle böyle Allah onlardan razı olsun ya. Nasıl dinliyor? Ya bir de ben bunu orada da yaptım, odada. Herkes işi bitirdikten sonra toplanıyorduk. İnan 12 birde yatıyorduk onlarla. Notlar, bu istediler. Bunu sese veya şekle dönüştür. Bizim üzerimizden nice Müslümanlara, benim zaafımı yakaladılar. Bana ver desene biraz temellik yaparım. Hocam hemen ümreye girmeden bunları bize ulaştır ki gelen Müslümanlara anlatalım. Şimdi bende de acayip vazife olur. İşte niçin dedim Ömer? Risale'nin gözüyle bambaşka. Bu göz yoksa körsün abi ya. Ya arkadaşım Kabe'nin içi niye boş dur? Neyle şey yapacaksın? Adam dedi ki benden 5 yaş büyük bana bir soru sordular dedi. Senelerden beri hala onun cevabı yok. Bunları anlattığına göre dedi, o soruyu sana sorayım. Sordu. Cevap nedir biliyor musun bende? Bilmiyorum dedi. Ama bana 2-3 gün müsaade et. Tamam dedi. O zannetti ki Türkiye'ye telefon edecek hocasını, oradan alacak. O soru neyin sorusuydysa oraya gittim. Orada yapıyorum vazifeyi. Ya Rabbi, bu sorunun cevabı ne Allah'ım? Külliyat, mane kafamızda. O gözde bekliyorum. Kalem elimde, çantamda. Harika cevaplar. Allah ikram etti. İkram etmesi Allah'a iftira olmuş. Benim olsa demez. Ne not alayım? Derdim cevap veririm. Bilmiyorum. Ondan sonra 2 gün geçti. Veya 2 ve 3 gün cevabını verince ya dedi, hocam dedi, ne acayip dedi, tespiti var dedi ya. Ne biçim hocam var dedi ya. Ne biçim hocana sordun dedi. Güldüm. Niye gülüyorsun dedi. Ona sormadım dedi. Kime sordun dedi. Allah'a sordum. Risale'de var ya. Soruyor ya Cenab-ı Hak. Haşrı kime soracaksınız en evvel diyor. 11. şu adam anlatmıyor mu? Allah'a sormalıyız demiyor mu? Ahiretin ispatını Allah'a sormalıyız diyor mu demiyor mu Şükrü? Ben de Allah'a sordum. Ondan sonra o kabiliyetime göre ver diyecek bak. Elhamdülillah. Ya ne kadar hoş onlara anlatacağımış. Vehbim oluyor sana. O soru kesbidir. O gelen benim seviyemde ama benim seviyemde. Sana ayrı olur. Bediüzzaman ayrı olur. Pirimiz olan Zübeyir abi ayrı olur. Tamam mı?
Mesela bu konuda da biraz daha fazla ustaydı ustahı. Onun için başka bir tane. Yani sen ayna oluyorsun, artık o seviyeye göre geliyor. O gelen benim seviyede vehbidir. İlhamdır çünkü benim değil. Benim olmayan her şey vehbi. Abi soru da iyiydi. Peki cevabını da vermem lazım o zaman. Ama şey saatinizde bana saat göstermeyeceksin sonra. Peki bu dakikalar çıkar mıyız? Çıkar, yola çık aslında. Yola açtık. Safa ile Merve var ya, Hacer validemiz. Kadındır. Kadındır. Esmerdir. Cılızdır. Köleydi. İsmail'in annesi değil mi? Hacer validemiz. Böyle bir kadın. Şimdi o dolduğuna bakmayın, Safa ile Merve düzdür. Aslında o yeşil yanan renk, yani o çukurdu. Çukurdu. Gözükmezdi yani. O çukura indiği zaman ne Safa, bu tarafta Merve de gözükmezdi. Tamam mı? Dedi ki, hocam dedi, soru şu, bana sordular, senelerden beri cevap veremedi. Bilmiyordu dedi. Bunları anlattığına göre, hocam dedi, mutlaka bir şey söyleyeceğin olur dedi. Söyle kardeşim dedi. Ha, ay abim yaş dedi. Söyle hocam dedi. Dedi ki, o yeşil olan yer var ya, hızlı koşuluyor. Çolumlu çolumlu. Kadınlar hızlı koşmaz. Onlar yürür. Oysa orada Hacer validemiz Safa ile Merve arasına koşarken çocuğun rızkı için koşardı. Su için. Koşuyordu. Su için. Ama o vadide hiç kimse olmayınca İsmail'in kurtlar var, yılan var, çiyan var. Bir şey yok ki kurtlar. Belki çocuğumu yedi diye. Merve'den Safa'ya koşarken, o yokuşu çıkarken hayatiyetini için koşardı. Çocuğum sağ mı? Tamam. Birinci koşuş, gidiş, rızık. Tamam. Dönüş, çocuğum hayatta mı? Hayatta mı? Aç mı? Hayatiyetini ve rızkını temin etmek. Rızkını temin etmek, hayatiyetini temin. Dedi ki, orada dedi, yeşilde erkekler koşuyor, kadın koşmuyor. Oysa koşan kadındır Hacer. O kadının hareketi kadınlara sünnet olması gerekirken, kadınlar koşması gerekirken erkek koşuyor. Haydi dedi, güzel bir şey vereyim. Madem bu koştu, ikisi de koşsun dedi ya. Kadını koşturmuyor dinimiz dedi. Erkeği koşturuyor. Ama ikisi de koşması lazım. Çünkü Hacer koşmuştu. Hacer'in yaptığı ise bu. Ne diyeceksin? Hani var ya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam erkektir. Ama onun sünneti kadınlara da farz ya. Sünnet ya. Dedim ki bunu birkaç gün bana müsaade et. Sizin hatırınıza gelen var mı? Niçin erkek hızlı koşuyor? İbrahim duymuştu. O anlatmış mıydım? Gel. Abi dedin ya kimse yoktu yanında kadın koşarken. Kimse yoktu. Şimdi kadınlar yanında erkek olduğu için koşmuyor olabilir mi? Başka? Harika. Zaten. Söylemiş mi? Biz ha, anlatırız var. Güzel. Şimdi birincisi şu. Doğru söyledi. Şimdi haramla farz çatışınca haram işlememek için farzı terk ediyor. Görüyor musun? Farz ama haram yaparak yapacaksan bu haramı işlememek için farzı terk ediyor. Şimdi orada hızlı koşmak sünnettir. Bir sünnet harama vesile olmaması lazım. Kadın orada koşarsa ki sünnettir, garip bir görüntü olur organları. Garip bir kadının koşmasını düşün. Eteğin kalkmasına vesaire organlarının farklı görünüm var. Bu fitnedir ve haram olur. Bir sünnet harama sebep olmasın diye. Birinci sebep bu. Bunu ben bul. Allah ikram et. Şu anda söyleyeceğim cevabı, bu soruyu bir Nurcu kardeşimize, hanıma yemekhanede ailece otururken ortaya söyledim. O hanım kardeşimiz cevap buldu. Şu anda söyleyeceğim cevap onun cevabıdır, benim değil. Dedi ki, kadın bulduğu cevaba bakın, o da harika. Abi dedi, çocuğun ailenin rızkını, dönüşü, hayatiyetini Allah erkeğe yüklemiş. Erkek koşacak. Kadın gözüne bak. Kadının gözüne bak.
Gözüyle nasıl, kadın gözüyle nasıl gözüküyor? Harika değil. O erkeğe aittir. Şeyleri sana diyor ama maişetin erkeği yüklemiştir. Evet, maişet erkeği yüklemiştir. Ve hanım kardeşimiz. Nasıl buluyor? Orası ilham menba. Çünkü la ilahe olduğu için illa la ilahımdır. Hani Resulullah demiş ya, ilim yapmadan ilim isteğiniz yok mu? Nasıl olacak ya Resulullah? Takmanızı artırın. Nedir takma? Meniyattan ve günahlardan iştirap etmek. Ama peki meniyat nedir? Defi mefasit. Günah nedir? Terk-i kebair. Yani itikada aitleri, bidatları, bidatları ve şirkleri terk et, bu defi mefasit. Seni ifsat edenler. Televizyonu mesela, defi mefasit, terk et. Televizyonsuz odaya tercih et. Hicret et. Terk-i kebair ise kalbi ifsat eden günahları terk et. Birincisi lima, defi mefasit, terklerle çalışır. Kalp günahları terk ederek çalışır. Yani itikada ait şirkleri ve hurafeleri, bidatları terk etmek. İşte bu Risale-i Nur gözüyle. Bu da Adnan'ın Vehbi'dir. O seviyede. Vehbi'nin erkebesi. Allah Resulü'nün Vehbi'si, Ustad'ın, Zübeyir abinin, Üstad'ın, senin ve benim farklıdır. Peki, İyâke nâbudu hitabına herkesin kabiliyeti nispetinde, herkesin içindedir. Kabe'nin içi boş olduğunda, Kabe'yi anlatıyor zaten. Bir mazariyet-i azimedir. Adeta harekat-ı salatiyede tekrarla, yani Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber demiyor muyuz namazda? Hac Allah namazdır zaten. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Ekber ve lillahilhamd. İstilam etmiyor muyuz? İnşallah bir hacı anlatacağım. Avucu niye gösteriyoruz? Bak, haçta da Allahu Ekber'le başlanıyor. Namaz da Allahu Ekber'le başlıyor. Çocuk doğdu, hayata Allahu Ekber'le başlıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ezan kamet. Sonra ölünce de ezan okunuyor. Namazını kendisi kılmıyor. Biz kılıyoruz. Doğduğu zaman ezan ve kamet namaz içindir. Ama namaz kılmıyor çocuk. Ne kamet getiren de kılmıyor. Ha? Çocuğa isim koyacak. Ezan, kamet, isim. Ne çocuk namaz kıldı, ne ben okudum. Niye kamet getirdik ki? Doğdu, öldü, namazdır. Onun hayatı namazdır. Kabe'de Allahu Ekber ile başlıyoruz. Namazı da Allahu Ekber ile başlıyoruz. Bismillah. Allahu Ekber. Tamam. Allahu Ekber şart. Ötekisi şart. Tamam, mütemimi. Acip olmuş. Yani bir mazariyeti azimedir. Adeta her harekat-ı salayede tekrarla ki saftada Allahu Ekber, Allahu Ekber demekle katime ratibe, yani kalemin içindeki yay var ya, aynı şeyin tekrar gibidir ama tırırırır. Merdiveni tekrar ama tırırırır yukarıdasın. Tamam. Katime ratibe, tavaftaki sıyrılmak gibi. Boşanıyorsun, atıyorsun. Atıyorsun. Deseler ki sana, abi dedi bir tanesi, abi niye dönüyoruz dedi. Dedim ki senin 100 tane günahın olsa, her dönüşte bir günahın gitse kaç defa dönerdin dedim. Bak, abi niye aynı şekilde dönüyoruz dedi İbrahim. Tamam mı? Kalk şimdi. Abi hemen yakaladı. Afyon grubu. Abi şey soracağım. Abi sana karar bir şey soracağım falan. Tuttu tabi. Buyur kardeşim. Abi niye aynı şeyi tekrar? Ne iş yapıyorsun? Öğretmenim dedi. Dedim ki 100 tane günahın olsa toptan şu anda gayb açılsa, her tavafta bir günahın gitse ne kadar dönersin? Abi dedi ne yüzüyor? En az 100 dönerim, sıfırlar. Peki niye dönüyorsun dedim 100? Abi dedin ya her dönüşte günah gidiyor. Her dönüşte bir özelliğin, yani kazandığın sıfatlar gidiyor. 7 çokluk ifadesidir. Bak peki 7 diye bana şimdi soruyorsun. Ben sana soruyorum. 100 niye döndün lan? Abi günaha. Yani bilmediğimiz için 7 itiraz gibi oluyor ya. 100 dönüyorsun sen şimdi 7'yi kabul etmeyen. 100 defa dönüyorsun. Çünkü kat-i meratip olabilmesi için sevap kazanmak değil, günahtan sıyrılmak gerekiyor. Birincisi la ilahe, sonra illallah. İlk önce terk, sonra illallah.
terktir o dönmek. Niye hani İbrahim şey Mehmet kaç defa dönüyorduk? Yedi değil mi itiraz et. Niye yüz dönüyor bu adam? Aman abi temizleneyim de. O da yüz değil 200 mi dönerim? En az abi 100 dönerim dedi ya sıfırlansın dedi. Ha bu seni sıfırlamak için. Yapma abi dedi ya. 7 defa. Ya Allah 100 defa döndürmese niye dedi? 7 defa döndürür. Hadi selamünaleyküm dedi. Kalbi masifadan kesmek diyor. Ha kalbi masifadan kesmek. Birincisi bu. Çok bağlanmış ya. Bağları kesiyorsun da. Ve kalemin içindeki yay gibi. Helezonik. Ne diyor? Allahu Ekber, Allahu Ekber demek kat-i meratibe. Ve terakiyat-ı maneviye ve cüziyetten devair-i külliye çıkmasına bir işarettir. Kalemin içindeki yay. Karınca dolaşsın o yaya. Tırırt tırırt. Öteki karınca der ki büyük bir yay yoksa. Ha böyle. Hani karınca onu fark çünkü görebilmen için dışarıdan alacak. Şimdi böyle bir arabanın amatörsördeki yayı olsa. Helezonik değil mi Ömer? Mesleğin. Şimdi orada karınca olsa. Dönse Ömer. Dönüyor. Döndüğünü bilir mi? Hayır. Farklıdır. Döndün, oysa yukarıya çıktı. Katibe ratibe. Abi ben aynı şeyi tekrar ediyorum. Niye merdiveni tekrar ediyorsun o zaman? Niye basıyorsun? Aynı şeyi tekrar ediyorsun. Abi çıkmam lazım. Ama aynı şeyi tekrar ediyorsun. Devair külliye çıkmasına bir işarettir ve marifetimiz haricindeki, ben bundan sonra düz okuyorum ki saat geçti. Haricindeki kemalat-ı kibriyasının mücmel bir unvanıdır. Güya her bir Allahu Ekber, bir basamak-ı miraciyeyi katına işarettir. İşte şu hakikat-ı salattan manen veya niyeten ve tasavvuren veya hayalen bir gölgesine, bir şu ana mazariyet dahi büyük bir saadettir. İşte haçta pek kesretti Allahu Ekber denilmesi şu sırdandır. Allahu Ekber, Hacer-i Esved'e diyoruz. İster de, ister deme. Elillahilhamd. Mentuptur. Allahu Ekber. Namazda Allahu Ekber. Peki namazda böyle midir? Böyle midir? Sünnet asıl olan budur. Allahu Ekber. Usta böyle mi? Selam da budur İslam'a göre. Allahu Ekber. Resulü böyle verir. Allahu Ekber. Selamun Aleyküm. Tamam. Ticaret yaparken böyle yapmayasınız. Evinizin üzerinde iş yapmayın, müşteri gider. Avucunuzu göstereceksiniz. Güvendir avuç. Mesela Hacer-i Esved, Allahu Ekber. Namazda da Allahu Ekber. Kadınlar da Allahu Ekber. Ya hayat aynı. Ha, işte diyor ki, işte şu hakikat-ı salattan mane ve niyeten veya tasavvuren, manen, niyeten, ah zaman olsa da, ve tasavvuren veya hayalen bir gölgesine, bir şu ana mazariyet dahi büyük bir saadettir. Bir zerresi sende inkişaf etse var ya işte. Ki etmemesi mümkün değil. Büyük bir sonsuz olduğu için, ebede baktığı için nihayetsiz saadettir. Ölmeden en azından bir hac yapın. Ya abi para. Ne şekilde yol bulursanız. Yapamadım, bir ümre yapın. Abi psikolojim bozuk, ilaç kullanıyorum. İlaç parasını topla, doktora ilaç da almadan bir ümreye git. Ondan sonra gene gerekiyorsa kullanırsın. Ümre ilaçtır. Evet, doğrudur Hasan. Altını imza atıyorum. İşte haçta pek esretti Allahu Ekber denilmesi şu sırdan. Ama bir Bilal'le gidersen keyif alırsın. Beni götürürsen çok yok. Denilmesi şu sırdandır. Çünkü Hac-ı Şerif bilasale herkes için bir mertebe-i külliyede bir ubudiyettir. Cemi, cemaatle kılmak namaz. Nasıl ki bir nefer bayram gibi bir yavun mahsusta ferik dairesinde bir ferik gibi padişahın bayramına gider ve lütfuna mazar olur. Kur'an okuyacak kardeş burada mı? Ha, şimdi ona göre. Şimdi o hazırlansın kesiyorum. Cümleyi düz okuyorum. Öyle de bir hacı ne kadar âmi de olsa kat-i meratip etmiş bir veli gibi umum aktarın, aktar arzın Rabbi azimi unvanı ile Rabbine muteveccittir. Âmi de olsa, âmi bedevi gider velidir. Bak neydi? Öyle de bir hacı ne kadar âmi de olsa kat-i meratip etmiş bir veli gibi, meratipleri kazanmış bir veli gibi umum aktar arzın Rabbi azimi unvanı ile Rabbine muteveccittir. Yani Kabe Rabbul Alemin, benim alemim Rabbi.
Tamam? Rabbul alemine girme, Rabbimin gelmesi. Yani benim Rabbim bir de Rabbul alemin. Bir ubudiyeti külliye ile müşereftir. Kâhaç ubudiyeti külliyedir. Elbette haç miftahı ile. Haç, miftah ve anahtar farklıdır. Anahtar demiyor. Miftah farklıdır, anahtar farklıdır. Fark söyleyebilen var mı? Bir tane, bir tanesini söylesin. Evet, yani birisi açan, birisi seni yapılandıran, seni inşa eden. Mesela şöyle diyeyim. Hava da bir aynadır, toprak da bir aynadır. Hava sesimi çoğaltır, toprak çekirdekleri ayna ya, o çekirdeği anlamlandırarak gösterir, inşa eder. Miftah seni yapılandırıyor. Anahtar seni açıyor. Farkına bak. Elbette bir, elbette haç miftahı ile açılan meratib-i külliye-i rububiyet ve dürbünü ile nazarına görünen afaki azamet-i uliye ve şair ve şairi ile kalbini ve hayaline gittikçe genişlenen devayı rububiyet. Şimdi bu şairi nasıl girmiyor? Bütün hepsi şairdir. Haç neymiş? Şairi ile kalbine, yani o şair nedir? Kısaca söylüyorum. Mazideki latifeleri, hisleri, bak dikkat et şu bardağa, mazideki, koy içine latifeyi, ruh, hisleri, vicdanı, fikirleri, dima, eylemleri, fiilleri, bedensel, ne dedik? Ruhunu, kalbindekileri, dimağındaki ve yaşadıkları, müsbetleri, koy buraya, karıştır. Onları geçmişi geleceğe taşıyan şairdir. Şair bu kadar mühim olduğu için böyle İslam düşmanları şairi hücum ederler. Şairi kaldırırlar ilk önce. Yoksa hem şair olsun hem rejimini koysun yapamazlar. Onun için ne diyor? Haç öyledir. Şairiyle kalbine ve hayaline gittikçe genişlenen devair ubudiyet ve meratib-i kibriya ve ufku tecelliyatın verdiği hararet, hayret ve dehşet ve heybeti rububiyet Allahu Ekber, Allahu Ekber ile teskin edilir ve onunla o meratib-i külliye-i meşhude veya mutasabire ilan edilebilir. Haçtan sonra şu manayı ulvi ve külli muhtelif derecelerde bayram namazında, yağmur namazında, husuf ve küsuf namazlarında, cemaatle kılınan namazlarda bulunur bu sır. İşte şair-i İslamiye'nin vele sünnet kabilinden dahi olsa emniyeti şu sırdandır. Subhaneke men ceale hazainuhu beynel kafi ve nun. Subhanellezi biyedihi melekutu kulli şey meyleyi turcaun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbena la tuakhizna innesina evahtena. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصل وسلم على رسولك الأكرم مزار اسمك الأعظم وعلى آله وصحبه إخوانه وأتباعه آمين يا أرحم الراحمين آمين والحمد لله رب العالمين. Gel sevgili kardeşim. Notlarımı hiç okumadım size. Nota gerek kalmadı. Ona göre ayrı yapacağız. Allah. Başlamadan değil, kafanızın içinde okunuyormuş gibi şey yapın. Nasıl bir pozitif olacağını görün. Kafanızın içinde okunuyor gibi hayal edin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الرحمن الرحيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاء حسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آية مفصلات والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا بأنهم
إنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة